Yakın dönem Türk sinemasının başarılı isimlerinden biri olan yönetmen Tolga Karaçelik'i 2 dakikaya sığdırdık. Yani filmi çekmek hikayesi her zaman zordur, her sinemacı için zordur. 19 Mayıs 1981 tarihinde İstanbul'da ressam bir anne ve armatör bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Karaçelik, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olur. Öğrenciyken yazdığı öyküleri ve şiirleri dergilerde basılan Karaçelik'in sinemaya yönelmesi ise kişiliğinin belirlenmesinde önemli bir figür olan annesinin sayesinde olur. Mekan kaybetmek de bir sorundur, oyuncu motive etmek de sorundur, oyuncu bulmak da sorundur ve bunları çözmek de yönetmenin işidir. Mezun olduktan sonra sinema eğitimi için New York'a giden Karaçelik, ilk iki kısa filmi olan Güdü ve Kaşık Adamları burada çeker ve filmleri okulun en iyi filmleri arasına girer. Ardından Rapunzel ve Uslu Durmak gibi kısa filmler çeken Karaçelik, 2009 yılında Gişe Memuru ile ilk uzun metraj filmine imza atar. Bu filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden en iyi ilk film ödülünü alan Karaçelik, dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Film yurt dışından 35'in üzerinde ödül alır. 2013 yılında TV'de yayınlanan Bebek İşi dizisinde de yönetmen koltuğuna oturur. 19 günde çok düşük bir bütçeyle çektiği 2015 yapımı Sarmaşık filmi, Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'ne aday olur. Antalya Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve en iyi senaryo olmak üzere 4 ödül alan Karaçelik, Adana Altın Koza Film Festivali'nde ise en iyi yönetmen ödülünü kazanır. Babalarının cenazesine giden 3 kardeşin hikayesini anlattığı Kelebekler filmini 18 günde çeken Karaçelik, Sundance'de Büyük Jüri Ödülünü alır. Bartu Ben isimli 10 bölümlük mini dizinin yönetmenliğini üstlenen Karaçelik, yeni projeleri merakla beklenen isimler arasına yer alıyor. Ben hiçbir zaman yönetmen olacağım demedim, hala da demiyorum.